Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlereyim. Dün koyunu da salmadım. Çünkü yağmur yağıyordu. Salmadık dün koyunları. Evvel gün Abdullah gitti. Benim işim vardı işte. Cenaze vardı. Yani akrabamızdı, yakınımızdı yani. O yüzden bugün geldim. Bugün gerçekten çok güzel. Yazdan kalma bir hava var. Hani karlar erimiş iyice. Güney Dağı'nda kar kalmamış. Ama kuz taraflarda yine kar olduğu gibi duruyor. Herkese iyi seyirler. Ormanın içine dağıldı arkadaşlar koyun. Keli de arıyor. Gidelim. Garip. Yaman Paşa. Orada. Yukarıda ormanın içinde Babi, Eto, Efe var. Orada. Güdek orayı döndür güdek. Ust tarafları olduğu gibi kar. Gerçekten bugün hava çok güzel. Arkadaşlar, alakoyunun boyunda çam kayışı kopmuş, yedek bağı olmasa düşecekmiş. Kayışının kilitesi kopmuş. Şu ekstra yedek bağı dediğimiz şey olmasa çam gitmişti. Şimdi bu çamları bulmak zor. Yapan yok. Eski çamlar bunlar. Bunların sesini güzelliği gibi öykü şimdi yeni yaptıklarından olmuyor. Bir de bunun dili de iyice incelmiş. Çan ağız kısmına geldiği yerler hep zamanla aşınıyor. Bir günde bu çanlarla ilgili bir video çekeceğim. Hepsinin kayışlarını, bağlarını yenileyeceğim. Dili olmayanlara dil takacağım. Hatta dil yoksa geçilerin, çebişlerin boynuzlarından kurbanda kestiğimiz çebişlerin boynuzlarından çan dili yapacağız. Ateşte pişirip boynuzu oradan şey yapacağız. Dursun burada bu. Bu arada ateşin yana çayımı da koydum. Kimisi biraz bu tarafa geliyor, biraz öteye gidiyor koyunların. Arkadaşlar dün koyunlar dağa çıkmadığı için
Bunun biraz fazla dolanıyorlar. Çayımı içeyim, bardak takın da döndüreyim gelen koyunu bir. Bismillahirrahmanirrahim. Yere gidin! Şuna! Git! Rrr, 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 rrr. Deka! Deka! Hey deka! Sabah koyuna gelirken fırına saptım, ekmek almak için pide alayım diye. Bizim fırıncı benim dayıoğlu olur. Onun ismi de İbrahim. Aynı ismi taşıyoruz. Dayıoğlu dedim, gel dedim çay demleye vereyim. Sana dedim boğazından, bu kursağından bir dar çay geçsin dedim. Araba çıkar mı diyor. Adam bir kere yürümeye dermanı yok. Önceden çocukluğumuzda onunla çok koyun bekledik, davar bekledik dağda biz. Babam gün, gece gülüyordu, gündüz bekledik. O zaman zarar ziyan bağ, bahçe şey çoğudu. Şimdi de araba çıkar mı diyor. Fırıncıyla önceden dedim ya, dayım da aynı davarı vardı, koyunu vardı, o gece güderdi, gündüz onları beklerdi. Babam da aynı şekilde koyun vardı, geç var dedim, güderdi. Ayrı ayrı güderdi. Ayrı yerde yatırdı, hem karışmasın diye bekledik, hem de bağ bahçeye zarar vermesin diye bekledik. Yayladayken özellikle tabi o zaman da böyle internettir, telefondur, çocukların öğrenebileceği bir şey yok. Kendimiz yaratırdık. Şu eski lastik ayakkabıların ökçelerini keserdik, teker yapardık. Yağ tenekelerinin üstünü açardık. Tel ile teker yapardık. Ondan sonra yani kendi oyunumuzu kendimiz yaratırdık. Şimdiki çocuklar gibi böyle telefonda hazır bulmuyorduk. Her şeyin mevsim vardı. Zırk vardı bizim burada. Şöyle değneğin ucunu üzüp hafif çamurda oynuyorduk. Ondan sonra misket oynuyorduk, bilya. Biz burada bilya diyoruz. Pırlak vardı, muhtar vardı, meşrappa vardı. Yani bir sürü oyun çeşidi vardı. Şimdi çocuklar hiçbir onları bilmiyor.
Abi biz davar beklerken tabii ne yapacağız, kendimize bir şeyler buluyorduk. Şu çayır fareler vardı. Fare yakalardık, suya koyduk deliğine küçükken, çocukken. Tabii deliğe, yerdeki deliğe suyu döktüm, öbür taraftaki delikten başka bir delikten çıkardı. Bunları bir toplardık. Kendi kendine içine atıp yanlarına ot diyorlardık. Yani kendimiz besliyorduk bir nevi fareleri. Onun için bizim dayıoğlu şu an alışmış arabaya, araba çıkar mı diyor. Çıkar araba dağın başına. Tabii cip alacağım. Cip çıkacak. Arkadaşlar gerçekten ara body'nin yokluğu çok belli. Çok hissettiriyor kendini. Sabahları fırından ekmek almadan gelirse hep önüme çıkardı. Ondan sonra dağda desen yani ne bileyim ya, anlatılmaz ya. 11 yıl hizmet etti bize. Ha, bu arada ben de iyi bakıyorum ama. Bu koyunu ben badinin sayesinde çoğalttım arkadaşlar. Badinin sayesinde derken şöyle yani, dağda sürüyü beklediği için, burada aldırmadığı için diyerek değil. Hem o da var, hem yavrularını çok koyunla kuzuyla değiştim ben. İşte manavgatlı yörüklere. Yörükler tabii bizim yaylaya yakın, benim bakkalım önünden gelip geçtikleri için orada devamlı görüyorlardı. Zaten bir duyuldun mu ismin bu şekilde. Şu an mesela isteğim var, yavru isteğim var. Geçen adam aradı, böyle böyle dedi. Ya bana bir tane lazım. Daha önce de verdiğim bir adam. Çolak verdiği bir dayı. Verdiğim bir adam. Köpeğini domuz çarpmış, böyle böyle yapıyor. Bana bir köpek lazım. Vallahi abi dayı dedim. Var ama benim kendime lazım. Şu an yok dedim. Bana dedi bir tane dedi. Köpeğin yavrusu olduğunu bir tane bana ayır dedi. Ne vereceğiz dedi. Dayı benim bir şey söylememe gerek yok. Ben parayla satmam. Sen gerekeni yaparsın, tamam dedi, bir tane kuzu getireyim geleyim dedi. Tamam dedim. Gerçekten de çolak ver dedim. Dayıdan bir tane köpek verdim. Ondan bir koyun getireyim dedim. 10 yıl bende durdu. Hep ikiz doğurdu. Şu anda onun dişilerinden hep damızlık aldığım koyunlar var. 6-7 tane bende. Gerçekten çok cins bir malmış. Hayvanmış yani. Şu an onlar da ikiz doğuruyor. Arkadaşlar yemek videosu fazla sıkmasın. Görüşürüz. Kar kalkmış arkadaşlar. Kar kalmamış dağlarda. 2-3 gün önce nasıl sadece güneyler açıyordu, şimdi kalmamış. Bozkır falan görünmeye başlamış. Bugün mancar küpesiyle geldi arkadaşlar. Gelmiş. Araba evden çıkmıyor. Büyük araba olduğu için mecbur traktörle çıkaracaklar. Yapacak bir şey yok.
Burası da Gölük'ten gelen tahliye borusu mu? Havalandırma mı derler? Öyle bir şey. Buradan suyu açıyorlar. Babama. Nereye gidiyor? Şuna uçacak ulan koyunun ya. Yaklaşmak, girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Kim niye girsin buranın içine? Akçapınar Yaylası'nın hemen üstü Çilani Dağı görünüyor arkadaşlar. Şu ilerideki Sivri Dağ. Orası. Onun hemen hafif sağındaki Esenoğlu'nun üstü. Yani buradan ora bile görünüyor. Ama orada koyun gütmesi başka ya, yaylada. Geziyoruz yani orada, koyun gütmüyoruz. Ama burada koyun bir de gidiyor. Emre, işte bu alakoyundaki çan arkadaşlar düşen yedek bağ olmasa çan gitmişmiş. Değil mi kız? Evde koyunun alakoyun iki tanesini ama inşallah da bu gerçekleşir. Bir tane de burada var. İki tane de burada var. Bakalım inşallah onlar da burada doğum yapmaz. Eto. Şura. Orada. Gidek. Arkadaşlar Efe bayağı büyüdü ama. Gel oğlum bakayım gel. Efe. Efe. Çık 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 çık. Gel Efe. Çık 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 çık. Çapar bir tek bu kaldı. Ama bir tane dişi daha büyütmem lazım. Nereye gidiyor? Bir tane koyun vardı doğum yapacak olan. Demiş şuralarda ağrısı vardı. Ona bir bakmam lazım. Ormanın içinde kalır. Farkına varamayız, göremeyiz. Ondan sonra gece canavara yem olur. Ne oldu Efe? Git lan. Şimdi vuracağım. Kaç. Haydi oğlum haydi. Karnın doygun olma, yaylmıyorum Efe.
Allah Allah. Nerede ya koyun? En son gördüğüm yere bakmam lazım o zaman. Evde kuduran koyunlar eve kaçıyor diye uğraşıyor arkadaşlar. Vakti geliyor. İşte burada arkadaşlar. Yeri kazıyor, ağrısı var. Doğum yapacak. Bu koyunum da yani ikinci kuzudan namaza kalmıştım çünkü bu koyunların cins olarak çok güzel. İyice bir saat götürüyor bu herhalde doğumu. Ne oldu kız? Doğum mu yapacaksın? İkiz kuzulayan koyun, 4 tane koyunum ikiz kuzuladı. İkizin kuzulayan koyunun 2 tanesi bunun kardeşi oluyor. Yani onlar da ikizi zaten. Artık koyunu değil bunu güdeceğiz şimdi. Bu ağrısıyla bir yerde kalır. Değil mi kızım? İnşallah evde bıraktıklarım da doğum yapar. Evet arkadaşlar. Yayladayken dediğim en önde bu koyunum kuzayak dediğim koyun. Üstüne 20 tane koyun doğurdu. Doğum yaptı. Maşallah. Bu da bugün ikisi doğurmuş. Bir tanesi gök, bir tanesi üvesi. Biri hamdani, biri üvesi. Bu koyunun anası da belki o da doğum yapabilir bugün. Ay maşallah maşallah. Gökşi fazla belli değil. Arada biraz karanlık olduğunu ama yarın üç gün sonra her şey belli olur. Bazı arkadaşlar yorum yapıyorlar. Kuzulayan koyunlardaki çanları niye çıkarmıyorum diye. Şunu söyleyin arkadaşlar. Özellikle ikiz doğum yapan koyunlardaki koyunlar kuzuları analarının boynundaki çanın sesini biliyor. Hemen o an neredeyse anında buluyor ama ben onun farkına vardım. Çıkardım koyundan çanı. Başka bir koyuna taktım. Kuzu anası yerine çanın sesi nereden geldiyse oraya gidiyor. Evet arkadaşlar bugün olan ikizlerimiz, ikisi de dişi, namızlık, biri hamdani biri üvesi. Gel çocuk gel. Gel 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 gel. Gel. Evet arkadaşlar, evde alık olmuştum bugün. Bu iki koyunu, öbür ikiz kuzulan koyunun annesi bu sarı koyun. Bununku da aynı sarı koçun tohumu. Bu da aynı. Maşallah maşallah. Çok güzel koç olur bunlar. Bunlar hep hamdani. He? Gel çocuk çıkarttırma baba. Gel. Gel, 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 gel.
Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel. Ay maşallah, maşallah. Sarı kuzu anasına doğduğunda bile buynuz vardı, sabah olmuş bu. Tek olsun abi, ikiz olmasın. İkizler eziyet ediyor arkadaşlar. O yüzden tek oldu mu daha iyi. Evet arkadaşlar. Boynuzun iki tanesi daha kuzulamış. Şu öbür koyunun kuzusuna meyillenmiş. Ama bunu da almak zorunda yani, alacak zaten. Öyle almamazlık yapmıyor koyun. Bu da öbür koyunun kuzusu. Bu kuzu da öyle değil mi? Bunun annesi bu. Şu da kuzu herhalde oğlum. Bak kuzu günelimin. Az incir dedi değilim. Bir kaç Bugünlükte videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün bereketli bir gündü. İnşallah hayırlı olur. Herkes emeğini karşılığını alır. Sen ne söyleyeceksin kızım? Ne? Kızımın ceşi varmış. Ne bu kızım? Kim verdi kızım? Kim verdi kızım onu? Aba. Aba mı verdi? Benim kızıma da nasıl yakışmış ya? Ne bu kızım?